Sanırım yayınımıza başladık. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Boğaziçi Fizik Bölümünden Burçin Ünlü hocamız bizimle olacak. ODTÜ Fizik Bölümünden 1996 senesinde mezun olan hocamız doktorasını Amerika'da Stevens Üniversitesi'nde yapmış. Kendisi şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde medikal ve biyolojik alanlarında çalışıyor. Lafı çok uzatmadan sözü hocamıza bırakıyorum. Zeynep çok teşekkürler. Arkadaşlar davet için önce çok teşekkürler. Klasik ve klişe bir şey olacak teşekkür ama gerçekten çok mutlu oldum sizin davet etmenizden. Yani ODTÜ'de sanal olarak da olsa yeniden ODTÜ'de olmak çok güzel bir duygu benim açımdan. Yani geçen hafta Atakan Hoca'yı dinledim. Çok mutlu oldum onu dinlerken. O günler aklıma geldi. Fizik toplumunun kuruluşu. Yani çok güzel günlerdi. Bugün size değişik bir şey anlatmaya çalışacağım. Son derece informal yani hiç ben kendi çalışmalarımdan bile bahsetmeyeceğim. Değişik bir sahadan bahsedeceğim. Sizin ilginizi çekmek için. Özellikle hazırlık öğrencileri, birinci sınıf öğrencileri var aranızda, ikinci sınıf öğrencileri var. Onlar için ilginç olacağını düşünüyorum. O yüzden soru sorun. YouTube'dan sorabilirsiniz. Yani ben mutlaka cevap vermeye çalışırım. Cevabını bilmiyorsam bilmiyorum kusura bakma derim ya da topu taca atmak için konuyu değiştirmeye çalışırım. Onlar klasik şeyler, taktikler. Tamam. Şimdi 96 dedi Zeynep. 96 bunu bir ara paylaşmıştım. Sosyal medyada paylaştığım birkaç şeyi de göstereceğim. Şimdi soracaksınız 96, 92'de idealist bir genç olarak ODTÜ Fizik bölümüne geldim. Hatta ODTÜ Fizik'te ilk gün yani benim iki tane makine mühendisliğinde ODTÜ makine ev arkadaşım vardı. Onlar benim hala arkadaşım, çocukluk arkadaşlarım zaten. Orada da beraber bir 4-5 yıl geçirdik. Kampüse gelmiştik beraber. Çok o günü hala hatırlıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki aradan geçmiş uzun uzun yıllar. 96 nerede? 2021 olduk. Hala mutlu musunuz? Verdiğiniz karardan dolayı pişman mısınız, değil misiniz? Fizikçi olduğum için pişman mıyım Yunus Emre? Söyle bana. Yani şu an çok pişman gibi değil gibi hissediyorum. Görünmüyorum. Evet, ama Evet. hocam şu an biz o yerinin 20 yaşında insan olarak yerinin en dibindeyiz şu an. Evet. Ben çünkü neden Zaten ödev yapıyorsun Yunus Emre şu an? gerçekten dipte görünüyoruz bu skalaya göre şu an ya. Ya bu doğru değil zaten. Bu doğru değil. Bu değil yapılmış bir şey. Ama ben bunu hep gösteriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben 46 yaşındayım. Şuralarda bir yerdeyim. Cursor'ı görüyorsunuz değil mi? Cursor'ı görüyor musunuz? Tamam. Evet. Böyle görmüyorsunuz. Tamam. Önemli değil. Şöyle söyleyeyim. Bu tabii ki geyik. Ama ben çok mutluyum ve benim etrafımdaki genelde benim yaş grubumda fizikçi olarak devam eden insanların büyük kısmı mutlular. Yani hata yapmışım diyen bu kadar yıldır sadece bir kişi gördüm. O da bizim dönemden değil, daha alt dönemlerden bir hocaydı. Onun dışında bizim yaş grubumuz mutlu. Yani çünkü biraz sonra anlatacağım. Çok heyecan verici şeylerle uğraşıyorsan eğer hayatta, sıkılmıyorsan bu çok önemli bir şans hepimiz için. O yüzden ama 80'ime kadar yaşar mıyım onu bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Şimdi birincisi mutlu olduğumu söyledim. Moral versin. Biraz size moral olsun. Tamam mı? Gelecek kaygısını birazcık kenara koyalım. İleride en azından mutlu olacaksınız. Para da kazanacaksınız. Onun için onları dert etmeyin. Ama üniversite hayatınızda bu gösterdiğim slayda çok dikkat edin. Üniversite hayatınızda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle fizik öğrenci için söylüyorum. Sadece fizikle sınırlı kalmayın. ODTÜ gibi bir üniversitedesiniz. Ben her zaman anlatıyorum. Şimdi ben açıkçası hep tıp fakültelerinde bulundum. Yani doktorayı aldıktan sonra. Geçen gün anlatıyordum derste. 8-9 tane ayrı üniversitede olmuşum. Yani şimdi Ivy League okulda oldum. Stanford'da oldum. UC Irvine'de ilk 30'da şu anda bulundum. İlk 80'de bir üniversite Stevens'da oldum. Japonya'da oldum. Japonların 6. rankingi üniversitesinde 6-7 ay geçirdim hoca olarak. İmparatorluk Üniversitesi, 6 Hokkaido Üniversitesi. Türkiye'de 6-7 tane üniversitede bulundum. Ben size söyleyeyim, Türkiye'de iyi üniversite var. Türkiye'de iyi üniversiteler hala var. Yani hala var her şeye rağmen. Onun için bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. O yüzden umudumuzu kaybetmiyoruz yani. Tamam mı? Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben size söylüyorum. Bunun en büyük sebebi öğrenciler. Yani sizin gibi iyi öğrencilerimizin olması çok önemli.
İyi öğrencilerin olduğu yere iyi hocalar da geliyor. Aslında bu bir cycle. Yani iyi hocalar iyi öğrencileri çekiyor, iyi öğrenciler iyi hocaları çekiyor. Bunu kırmamak lazım. Türkiye'de iyi üniversiteler var. Ben gözümle gördüm. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana güvenin. O yüzden ODTÜ çok iyi bir üniversite, Boğaziçi çok iyi bir üniversite. Buna da, ya bunu aklınıza hiçbir zaman çıkarmayın. Bu rankinglerin her zaman çok büyük bir önemi yok. Çünkü bir üniversitenin ülkedeki impact'i, etkisini hiçbir şeyle ölçemezsiniz. Sayılarla ölçemezsiniz. O kadar kolay bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Ama ben işte geçenlerde Roketsan'a gittim. Roketsan'daki mühendisler bu ODTÜ'den mesela. Şimdi onu ölçebilir misiniz rankinglerle? Ölçemezsiniz. O yüzden iyi üniversitelerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Siz şimdi sadece şunu yapmanız gerekiyor. Kendinizi sadece fizikle yani sınırlandırmayın. Örneğin yukarıda ben de yukarıda bir şey gösteriyorum. Yukarıda gösterdiğim şey şu. Bilim aslında şu anda tek başına var olmak yerine başka alanlarla ortak işler yapmaya çalışıyor. İşte mesela tasarım var. Sanat var. Sanatın yanına felsefe koyarsınız. Teknoloji var. Mühendislik. Bütün bunlarda kendinizi birazcık geliştirmeye çalışın. Üniversite hayatınızı tek yönlü geçirmeyin. Benden size en önemli tavsiye. Yani ne yapabilirsiniz? Mesela ODTÜ'de çok güzel bir mimarlık fakültesi var. Çok güzel bir felsefe bölümü var. Buralardan yani abartmadan, sayıları çok abartmadan birazcık bir şeyler en azından derslerde notsuz da olsa girip bir dinlemeye çalışın. Kendinizi geliştirin. İlla almak zorunda değilsiniz. Ama dünya şu anda aslında buraya doğru gidiyor. Bilim insanları da kendilerini geliştirmek zorundalar başka alanlarda. Mesela sanatla fiziğin ne ilişkisi var derseniz bu da San Francisco'daki Modern Sanat Müzesi'ndeki bir eser. Ben oraya gittiğimde bunu görmüştüm ama bu video bana ait değil. Burada şunu görüyorsunuz. Burada böyle porselenler var. Hareket ediyorlar. Rastgele bir şekilde. Şimdi bu aslında bu eseri yapan Fransız sanatçı Lucretius diye bir filozofun Şeylerin Doğası Üzerine diye bir kitabından esinlenmiş. Burada rastgele hareketi ifade etmeye çalışıyor. Yani biz buna ne diyoruz? Bir örnek ne veriyoruz? Fizikte Brown hareketi, Brownian hareketi. Yani bir bardak suya mürekkep damlatırsanız mürekkep moleküllerinin her birini, tek bir tanesinin nereye gittiğini tahmin edemiyoruz. Ama topluca nasıl bir hareket yapacaklarını tahmin edebiliyoruz. Bunu modelleyen insan da Albert Einstein. 1905'te yanılmıyorsam doktora tezinde bunu ortaya koyuyor. Aynı doktora tezinde fotoelektrik etkisi, özel görelilik ve Brownian hareketi var. Yani fizikle sanat çok birbirinden uzak şeyler değiller. Birçok sanatçının da böyle özellikle contemporary art dediğimiz şey, eserlere bakarsanız fizikten çok esinlendiklerini görüyorsunuz. Işıktan örneğin. Işıktan esinleniyorlar, sesten esinleniyorlar. Kuantum mesela, kuantum. Tamam mı? Kuantum heyecan yaratıyor herkeste. Tamam, ışığın optik. Bunlar çok etkiliyor sanatçıları. Fizik gerçekten hani 46 yaşımda yani 1992'den sonra her geçen gün beni daha çok şaşırtmaya devam etti. Başka bir şey şaşırtmıyor beni hayatta. Tamam mı? Onu size söyleyeyim. Ya çok az şey şaşırtıyor artık. Ama fizik beni şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü doğa böyle bir şey. Yani biz neden fizik yapmak istiyoruz? Çünkü doğa bana ilginç geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı insanlar gerçekten merak etmiyorlar. Yani gel merak, ben onlara kız bir şey de demiyorum. Yani benim ODTÜ'de ben hani basket oynadığım arkadaşım vardı. Basket oynuyoruz. Adama diyorum gökyüzü neden mavi biliyor musun? Ne yapayım diyor. Neden mavi ise mavi bilmiyorum diyor. Umurumda da değil diyor. Şimdi ben onunla basket oynamaya devam ediyorum. Ama ben merak ediyordum ve bunları araştırmak istiyordum. Ben aslında fizikçi yani bilim insanı olmamın altında yatan şey bu merak etme. Bundan büyük zevk alma bunu öğrendikçe. Böyle bilmece gibi böyle puzzle çözüyorsun. Sürekli ilginç şeyler buluyorsun. Bu seni tatmin etmeye başlıyor bir süre sonra. Hem para da kazandırıyor. Hem meslek de edindiriyor. Hem etkin de olabiliyor etrafında. O yüzden siz fizik öğrencileri hiçbir zaman bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi fiziğin güzel bir tarafı şu. Burada göreceğiniz üzere
Aşağıda kaynak olacak. Her gösterdiğim slide'da kaynak koymaya dikkat ettim. Çok önemli bir şey. Sunumlarda mutlaka kaynak gösteriyorsunuz. Kendiniz eğer koymadıysanız, yazmadıysanız. Şimdi bakın buradaki ölçeklere bir bakın. Bunda zaman ölçeği yok da burada büyüklük ölçeği var. Mekansal ölçek var. Görüyorsunuz atom çekirdeğinden evren, yani kozmoloji yapabilirsiniz, nükleer fizik yapabilirsiniz. Böyle bir bilim dalı yok. Yani bu kadar değişik ölçeklerde çalışabileceğiniz başka bir bilim dalı yok. Çok ilginç bir şekilde Türkiye'de de dünyanın her yerinde de bir fizik bölümünü seçen öğrenci neden seçer Zeynep, bana söyler misin? Söyle bak, ben biliyorum %90 ne için seçiyor. Söyle bak, alan olarak söyle bana. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyeyim. Ben merak ediyordum küçüklüğümden beri, hani çevremi tamam. Merak ediyordum. Tamam. Büyük bir evrenin farkında olmadığım zamanda bile doğayı merak ediyordum. Hatta kendi kendime parka gittiğimde ağaçların yeşil falan hesaplıyordum. Bu gerçekten biyolojiyle ilgili ama ilgim genel olarak şeydi, bilimeydi, doğayaydı, etrafıma karşıydı. Hatta küçüklüğümde falan ışıkla çok ilgileniyordum ama bu o zaman bunun bir fiziği olduğunu, bunun bir bilimi olduğunu bilmiyordum. Kendime ait sanıyordum o zamanlar ben her şeyini. Bu merak yalnızca bende var, çevremdekilerde yok diye düşünüyordum. Sonra bunu araştıran insanlar olduğunu, bilim insanı diye bir şey olduğunu öğrenince çevremde bu ilgimi paylaşmaya başladım. Benim gibi meraklı olan başka insanlar da olduğunu keşfettim. Bununla ilgili çalışmalar yapan insanlar olduğunu da öğrendim. Yani büyürken işin boyutlarını öğrenince ben de bir parçası olmak istedim. Ben o yüzden fizik okuyorum şu an. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Mutlu olacaksın. Yukarıdaki eğri hiçbir zaman unutma, gösterdim. Mutlu bir insan olsun. Güzel arada günler kızacaksın. Var. Önümüzde güzel günler arada var. Arada kızacaksın. Bak söylüyorum, arada kızacaksın. Ne yapıyorum ben diyeceksin. Bunlar çok doğal şeyler. Hatta doktoraya permanent head damage deniyor. Kalıcı beyin hasarı deniyor esprisiyle. Permanent head damage. Bunlar olacak. Ama güzel şeylere emek harcayarak, acı çekerek ulaşıyorsun hayatta. Öyle düşün. Anlatabiliyor muyum? Yunus Emre, sen ne diyorsun? Sen niye seçtin? Ha, yine küçükten beri hep şey yapmak istemişimdir. Bir şeyler nasıl çalışıyor? Ve ne diyeyim? Bu neden böyle oluyor? Bu neden böyle oluyor? Bunun böyle ya bir şeylerin sürekli olarak sebebiyle ilgiliydim. Ve yani bu anda bir şey yapmak istiyordum. Bir şeylerin sebebini öğrenmek istiyordum. Bir şeylerin sebebini ortaya çıkarmak istiyordum. Bundan dolayı ben de fizik okumak istedim. Yani çok şey duygusal bir şekilde anlamadım bunu. Hayır, ama şeydi. Ben ben mesela fizik okumayı ilk başta bir tane kitap okumuştum. Popüler bir kitap okumuştum ve ondan sonra karar vermiştim. O gün bugündür de hala aynı şekilde devam etmeye çalışıyorum. Bu arada hocam yine şey gelmiş, bir tane yorum gelmiş. Okuyalım isterseniz YouTube'dan. Tamam. Şöyle bir yorum gelmiş. Fizik okumak hakkında şey yapmış. Muazzam bir bakış açısı sağlıyor fizik okumak. Okurken belki zorlanıyorsun ama ara ama bittikten sonra ileride inanılmaz değişken bir bakış açısı katıyoruz insana diye bir yorum gelmiş. Bu da konumuzla alakalı olduğu için okumak istedim ben de. Şöyle. Yunus Emre, bu yorumu yapan arkadaşa şöyle teşekkür ediyorum. Muhteşem bir yorum yapmış. Bir de şöyle bir şey düşün. Fiziği sonradan öğrenmek çok zor. Yaş ilerleyince fizik öğrenmek çok zor bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani ben 40 yaşında oturacağım, fizik öğreneceğim falan, onlar olacak işler değil. Bak, oturup başka bilim dallarını öğrenebiliyorsun ama fizik sonradan öğrenecek bir şey değil. Yani bunun çok önemli. O yüzden her ne bakış açısı kazanacaksak sizin yaşınız başlamak için çok uygun bir yaş. Sonrası çok zor oluyor. Benim diyeceğim bir şey var burada, ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi ben ODTÜ fizikte de, Boğaziçi fizikte de, Türkiye'deki her fizik bölümünde girmek isteyen öğrencinin büyük kısmı filmlerden etkileniyorlar. Sosyal medyadan etkileniyorlar, kitaplardan etkileniyorlar. Nasıl ben Jules Verne okuyup, benim zamanımda sosyal medya yoktu tabii ki, televizyonda da bir şey yoktu ama kitaplar vardı. Genelde ya astrofizikçi olmak istiyorsunuz ya yüksek enerji fizikçisi olmak ya da matematiksel fizikçi hocam. Bak 3 tane seçenek var, bununla geliyorsunuz, tamam mı? Astrofizik ve yüksek enerji fiziği çok popüler alanlar, dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil. Bu ölçeklere bakın, anlatabiliyor muyum? İşte astrofizik çok heyecanlandırıyor öğrencileri. Ben bugün size başka bir ölçekten bahsedeceğim. Bak burada hücreyi görüyorsun değil mi Yunus Emre? Hücre var burada. Evet, burada da ilginç şeyler oluyor. Burada hastalıklar oluyor aslında. Burada hastalıklar var bu düzeyde olan. Ve bu hastalıklara baktığında çok ilginç bir şekilde, yani bu alan bence çok
yeni bir alan. Şöyle hep fizikçilerin çok ilgi göstermediği alanlardan bir tane. Ezan çok parlak fizikçilerin çok ilgi göstermediği alanlardan biri. Hatta şöyle bir şey var. Hani aramızda kalsın. Sicim teorisine yönlenen yani o kadar zeki insanlar oldu ki mesela onlar bu hastalıklara yönelseler de hastalıkların birçoğunun çaresi çoktan bulunmuş olacaktı diye bir söz söylenir. Anlatabiliyor muyum? Ama buraya ilginin bu seviyelere ilginin fizikçiler ve matematikçiler tarafından arttığını söyleyebilirim ben size. Özellikle bilgisayar teknolojisinin bilgisayarların çok gelişmiş olmasından dolayı da çünkü hiç aklınızdan çıkarmayacağınız bir şey söyleyeyim. Fizikçilerin en iyi yaptığı şey modelleme yapmak. Tamam mı? Biz çok iyi modeller kuruyoruz. Ve modellerle doğayı anlamaya çalışıyoruz. Ve biyolojide, hücre biyolojisinde özellikle çok fazla alan var çalışılabilecek. O yüzden şu kitapları tavsiye ediyorum size. Bu kitapların her birisi muhteşem. Sol üstteki çok güzel bir kitap. Aramızda kalsın bunları satın al. İşte Türkçe olduğu için bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü belli sitelerden indirebiliyorsunuz. Çünkü yukarıda gördüğün kitap $200 alamayız yani şu anda iki döviz kuruyla. O yüzden bunları indirmeniz gerekecek. Ortadaki kitabın ücretsiz versiyonu var. Ücretsiz versiyonunu hoca veriyor size. Onu indirebilirsiniz. Sol altta çok ilginç bir kitap var. Hücre hareketi diye mesela. Burada bayağı Newton mekaniğiyle hücrelerin nasıl hareket ettikleri anlatılıyor. Çok ilginç. Mesela neden bizim fizik giriş derslerimize hücre mekaniğinden, hücre hareketinden örnekler koymuyoruz ki? Koyabiliriz aslında. Anlatabiliyor muyum? Burada kullandığımız kuvvetlerin mertebeleri farklı işte. Bir anda piko Newtonlara, nano Newtonlara düşüyoruz. Newtonlar, kilo Newtonlar mertebelerinden aslında benzer şeyler oluyor. Sürtünme kuvveti çok ilginç mesela. Yani hücre biyolojisinde sürtünme kuvvetleri çok acayip şeyler. Mesela buna zamanında Schrödinger de çok kafa yormuş. Şimdi o detaylara girmeyeceğim ama şu yukarıdaki Philip Nelson'ın kitabına bakarsanız burada Schrödinger What is Life diye bir makalesi var. Orada mesela kalıtımla ilgili sorduğu soruları tartışıyor. Sürtünmenin önemi mesela kalıtımda sürtünmenin önemini çok kafa yormuş insanlar, fizikçiler. Anlatı bunlar var mesela. Sağ altta The Molecules of Life çok acayip bir kitap. Herkeste olması lazım. Bütün fizikçilerde. Kimyacılar falan demiyorum, fizikçilerde de olması lazım. Şu üstte de bu Fields, Forces and Flows in Biological Systems. Bu da MIT'den bir hocanın. Çok güzel. Mesela fizik 201 öğreniyorsun. Elektrik manyetizma al sana işte biyolojideki uygulamaları bu kitapta var. İlginç, güzel şeyler. Bunlara bakın fırsatınız olursa. Bir soru gelmiş. Yine kitaplarla alakalı. Bu kitapları okumak için ne kadar bir biyoloji işlemi gerekiyor? Burak hemen söyleyeyim sana. Şu yukarıda biological physics diyor ya. Hocam hiç biyoloji bilmene gerek yok. İkinci kısmı hücre biyolojisi anlatıyor fizikçiler için. Tamam mı? İçeriye sıkıştırmış. Sol üstteki muhteşem bir kitap ama biyoloji bilmen gerekiyor bir miktar. Ama bu ikisini ilk bulacağın ilk kitap bu olsun. Sağdakiyle başla. Orada biyoloji zaten anlatıyor bilmeyen gerektiği kadar. Wikipedia'dan da yardım alacaksın arada. Tamam mı? Fizik ağırlıklı anlatıyor bu sağdaki. Tamam mı? Mesela bir tane chapter istatistiksel mekanik anlatıyor. Tamamen termodinamik istatistiksel mekanik anlatıyor bir chapter'da. Partition function hesabı. Mesela osmotic pressure nereden geliyor? Entropic force nedir? Entropic force'un biyolojideki önemi nedir? Biz hiç derslerde anlatmayız entropic force. Ama free enerji çok önemli bir şey. Özellikle biyolojide. Mesela ilk kısımda ne anlatıyor? Mesela evrime itirazlardan biri işte ikinci yasasına uymuyor falan tür itiraz. Onları açıklıyor. Neden bunların yanlış olduğunu. 100 sene önce çözülmüş bunlar zaten. Bunları anlatıyor falan filan. Bu çok kıymetli kitaplar bunlar. Anlatabiliyor muyum? Fizikçilerin artık bir miktar biyoloji öğrenmesi gerekiyor. Ön yargılı olmaması gerekiyor. Tamam mı? Biyoloji çok önemli bir saha. Bakın bugün virüs fiziği diye bir şey duydunuz mu? Aslında kitaplar var. Virüs fiziği diye bakarsanız virüs fiziği çalışan fizikçiler var. İlginç bir saha. Tamam mı? Covid'le beraber sayılar arttı. Bunlara bakan insan sayısı arttı. Peki neden modelleme? Fizikçiler modelleme işini iyi yapıyorlar. Şimdi ben şunu göstereyim size. Bizim yani dünyanın her yerindeki problem şu. Yaşlanıyoruz. Ortalama ömür artıyor. Arttıkça da
bütün bu hastalıklar büyük problem olmaya devam edecek. Kanserdir bakın ki eklem bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar, kalp hastalıkları, şeker. Şimdi diyeceksiniz ki hoca bize bunu niye gösteriyor? Ben size şöyle bir vizyon katmak için söyleyeyim. Bu slaydı nereden aldım? Bakın sağ taraftayız. CERN'deki bir konuşmadan, medikal fizik grubu var CERN'de. Oradaki bir hocanın konuşmasından aldım ki bakın CERN'de bu konularla ilgilenen insanlar var. Çünkü CERN'ün ne olduğunu açıklamama gerek yok ama CERN'ün çok önemli olduğunu dünya için şöyle söyleyeyim. Orada bulunan bir sürü teknoloji sağlık sektörüne aktarılıyor ve kullanılıyor sağlık sektöründe. Çok basit, çok büyük manyetik alanda nasıl dedektör, çalışan bir dedektör yapabilirsin mesela. Böyle gama ışını detekt etmek istiyorsun ama ışık detekt etmek istiyorsun ama çok büyük manyetik alanlarda çalışacak bunlar. Bunlar hep çözenler yüksek enerji fizikçileri olmuş bu problemleri genelde. Tamam mı? Şimdi aşağı inelim. Fizikle medikal görüntüleme, hani medikal görüntüleme fizikle ne bağlantısı var derseniz aslında bakarsanız özetleyeyim ben size. Bilgisayar tomografi dediğimiz X ışınları, ultrason var, ses dalgaları, optik görüntülemede ne var? Görünür ışık var. Görünür ışığın çok fazla saçılıyor dokuda. Aşırı derece saçıldığı için multiple scattering. Onun da sebebi refractive index değişiklikleri. Hücrelerin her biri su torbası gibi. O yüzden hastanelerde lazerle çalışan tomografi cihazı göremezsiniz. X ışını görürsünüz, gamma ışını görürsünüz. Sağ altta da nükleer görüntü, yani gamma ışını ya da pozitron oluyor. Ama gamma ışınıyla çalışıyor bunlar sonuçta. Bunların özelliği bunlar saçılmadan, az saçılarak dışarı çıktıkları için biz bunları hastanın içini görmede kullanabiliyoruz. O yüzden bu çok önemli. Aynı şekilde ses fiziğine bakarsanız ultrason diye işte ses fiziği. Mesela ultrasonla çalışan cihazlar var ama bu cihazlar örneğin beyne bakamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Neden beyne bakamıyor? Çünkü kemikten geçemiyor ses. Bir sıkıntı var. Çoğu geriye yansıyor. Bunlar hep fizik problemleri. O yüzden bir sürü fizikçi bunlara odaklanıyor. Bunları geliştirmeye çalışıyor. Farklı hastalıklara bakmaya çalışıyor. Ama hastalıklara bakacaksanız bunların fiziğini öğrenmek faydalı. Bir örnek vereyim şimdi dünya nereye gidiyorun cevabını. Bu Waterloo Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik bölümü. Bu uygulamalı matematik bölümünün altındaki bölümlere bakar mısın Zeynep? Bak akışkanlar mekaniği. Doğru mu akışkanlar mekaniği? Görüyorsun değil mi Zeynep? Neden akışkanlar mekaniği uygulamalı matematiğin altında? Mesela bunları biliyoruz aslında yıllardır olan bir şey. Aşağıda matematiksel fizik diyoruz. Bak oraya koymuşlar. Applied Math'in altına koymuşlar matematiksel fiziği görüyorsun. Tamam hiç acımamışlar. Yukarıda bir şey görüyorsun. Matematiksel tıp ve biyoloji diye bir şey gördün. Gördün değil mi Yunus Emre? Matematiksel tıp ve biyoloji. Bakın matematiksel biyoloji demek... Neden matematiğin altına giriyor? Bakın Türkiye'de uygulamalı matematik bölümleri az. Uygulama matematik çalışan hocam sayımız az ama var. Neden? Çünkü buralarda en basitinden kısmi diferansiyel denklem çözmeniz gerekiyor. Diferansiyel denklem çözmeniz gerekiyor. Bunlar matematikçilerin konuları. Modelleme yapıyorsun, diferansiyel denklemler var. Bunları çözmen gerekiyor. Bunlar matematik konuları. Ama bu diferansiyel denklemleri çözerken bir hastalığa uygulayarak çözmeye çalışıyorsun. Örneğin kanser büyümesi. Tamam mı? Etrafı saldıran kanserli bir tümör. Şimdi eğer 100 yıl öncesine giderseniz, Zeynep 100 yıl önce Yunus Emre, fiziğin, biyolojinin hiçbir alakası yokmuş. Hiçbir alakası yok. Ben 100 yıldan bahsediyorum. Yaşayan şeyler fizik yasalarına uymaz zannediliyormuş. Tamam mı? Yani bir hücre, mikroskop bulunmuş, insanlar korkmuşlar, haya bakteri görmüşler, hücre görmüşler falan filan. Ama fizik yasaları yaşamayan şeyler için, yaşayan şeyler için başka şeyler var zannediyorlarmış. Halbuki biz bu işin ilk bağlantısı Brownian hareketi, yani Robert Brown'la başladı. O biliyorsun suya polenleri attı, polenler dın 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 oynamaya başladılar, kafası karıştı, açıklayamadı. Albert Einstein açıkladı. Sonra bu iş aldı yürüdü. Sonra Schrödinger biliyorsun 1950'li yıllarda bu tarihlerde yanlış yapabilirim ya bazı şeyleri de yanlış hatırlıyor olabilirim. Özür diliyorum şimdiden. What is life diye bir tane makale yazdı. Hayat nedir diye. Bunu da bulursanız okuyun mutlaka. Kuantum mekaniğini kuran birisinin kurucularından birisinin hayat nedir sorusunu sorması muhteşem bir şey. Tamam mı? Buna kafa yormuş.
Şimdi bunu da Minute Physics'ten aşırdım. Altta kaynağı gösteriyorum. Kaynak göstermeden aşıramazsınız biliyorsunuz. Tırnak işaretine almanız gerekiyor bir de aşırdığınız şeylere. Tamam mı? Bakın burada görüyorsunuz evren düşük entropili başladı. Bunu biliyoruz. Tamam mı? Basitti her şey. Yani neden böyle şimdi o soruyu cevabını ben bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Sonra karmaşıklık oldu bir noktada hayat insanlar ve günün birinde tekrar basit olacağız. Yani biliyorsunuz termodinamiğin ikinci yasası. Şimdi bu soruyu soranlardan birisi de Feynman sormuş. Fizik kitabı, yani birinci volü, birinci ciltte soruyor. Sayfada burada yazıyor. Bunu da Sean Carroll'da görmüştüm. O yüzden özellikle aldım. Bakın biz neden evrenin ilk o başlangıcında düşük entropiyle başladığını bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Açıkçası buna mesela ilk cevap vermeye çalışanlardan birisi Boltzmann olmuş. Boltzmann'ın cevabı çok sevilmedi. Şimdi başka cevaplar var. Çok uçuk cevaplar var ama bu uçuk cevapları merak ediyorsanız Sean Carroll'ın Google'da verdiği bir konuşma var. YouTube'da bulabilirsiniz. Google Sean Carroll diye. Caltech'te bir hocamız. Bir de kitabı çıktı ama oradaki konuşmayı dinleyebilirsiniz. O güzel bir şeyler söylemeye çalışıyor ama biz bunlarda buna cevap vermekten çok uzağız şu anda. Ama biyolojide bazı cevaplar verebiliyoruz. Çünkü entropi biyolojide de önemli. Yani dengeden uzak sistemler, biyolojik sistemler. Denge yok. Şimdi burada özellikle vurgulamak istediğim şey kanser diye bir hastalık var. Bu kanser hastalığına baktığınızda birkaç bunun özellikleri var. Bakın burada 2, 4, 6, 8 tane özelliği var. Birincisi çok hızlı çoğalıyorlar. Çoğalıyorlar, durmuyorlar. Kanser hücreler çoğalmaya devam ediyorlar. Kendi enerji yani döngülerini ayarlıyorlar, değiştiriyorlar. Ölmüyorlar, immortal diyoruz biz bunlara. Ölmüyorlar. Normal hücreler belli bir sayıda bölündükten sonra apoptosis diye bir şey var, ölürler. Kanser hücreler ölmüyorlar. Sonra bağışık sisteminden kaçıyorlar. Ve de başka bir şey daha oluyor. Burada metastaz diye bir şey oluyor. Metastaz da aslında kanser hücrenin bir yerden kopup olduğu yerden koparak bir takım kuvvetleri aşarak kopuyor. Damarlara giriyor, damarlardan sağlıklı organlara gidiyor. Orada çoğalarak o organı işlemez hale getirip hastanın ölmesine sebep oluyor. Kanser böyle bir şey. Şimdi burada fizik hocam, nerede var? Bir şey sorabilir miyim? Sizin alanınızın dışında mı kalıyor bilmiyorum ama kanser hücreleri neden ölmüyor? Neden ölümsüzler? Cevap şu anda ona vermeyeyim. Oldu mu? Sana bir çok tane mu? Eğer... Yani ona ben çok yorum yapmayayım. Uzun mu olur şu an? Yok. Kanser biyolojisi kitabı bir tane verebilir. Bu kanser çok karmaşık bir hastalık ve çok benim yorum yapmak istemeyeceğim sorular olacak bununla ilgili. Anlatabilir fizikçi olduğum için. Anlayabiliyorum hocam. Teşekkür ederim. Ama çok güzel kanser biyolojisi kitapları var. Bir de bu sana bir şey söyleyeyim Zeynep. Şu aşağıda bak Weinberg diye bir adam var görüyorsun. Bu adam çok ünlüdür. Bu makalenin yazarı. Bu makaleyi bulursan açıklıyor biraz. Tamam mı? Makale atla deve değil. Anlaşılabilir bir makale. İçinde bir sürü protein adı var. Molekül adı var. Onlar önemli değil. Yani Wikipedia bu protein neymiş, Wikipedia bu neymiş diye öneririz. Fizik gibi değil yani böyle anlatabiliyor muyum? Merak etme. Bir tane denklem yok. Bunu aldım ben. İçinde rahatlıkla bakarım ama. Buna bir bak. Bu çok ünlü bir makaledir. Çünkü çok ilginç bir şey söyleyeyim size. İnsanların ölümüne sebep olan tehlikeli bizim habis tümör yani tehlikeli tümör dediklerimizin bir ayırıcı özelliği var. Asıl ayırıcı özelliği. O da metastaz denen şey. Yani oradaki hücreler oradan kopup kan damarlarına giderek örnek veriyorum yani yine dediğim gibi özür diliyorum fizikçi olarak çok konuşmamam lazım bu konuda ama haddim değil ama kan damarlarına girerek başka organlara gidiyor bu seçici özelliği kanserli tümörlerin yani bunlar tehlikeli bu bir fizik problemi haline geliyor şimdi neden fizik problemi haline geliyor ben size anlatayım mesela şurada damar görüyorsunuz damarlanma yaratıyorlar damar çekiyorlar kendilerine neden?
Çünkü başlangıçta Yunus Emre, Albert Einstein hangi modeli bulmuştu? Difüzyon mu? Difüzyon biliyoruz. Brownian difüzyon, random walk difüzyon, difüzyon. Difüzyonla besleniyorlar. Ama büyüdükçe difüzyon yavaş kalmaya başlıyor. Yavaş kalınca convective transport'a ihtiyaçları var. Anlatabiliyor muyum? Convection'a ihtiyaçları. O yüzden kan damarları çekiyorlar. Bu çekme işi moleküller salarak etrafa kendilerine kan damarı çekiyorlar. Normalde sağlıklı bir şeydir bu damarlanma olayı. Parmağını kestiğinde de damarlanma olur iyileşirken, ama tümörlerde oluşan damarlar, daha sonra göstereceğim, çok şekilleri yamuk yumuk oluyor. İç, üzerlerindeki delikler kocaman oluyor falan filan. Bu bir anda fizikçiler için de ilginç bir problem haline gelebiliyor. Bir sürü sebepten dolayı. Şimdi devam edelim. Şimdi bu Science dergisinde aşağıya buna da bakmanızı istiyorum. Science dergisinde yine çok önemli bir makale. 2020'de basıldı. Bakın, fizikle kanser arasındaki, kanser fiziği ve kanser biyolojisi arasındaki ilişkiyi özetleyen bir makale. Sırf İlginç olduğu için bile okuyabilirsiniz. Nereden nereye geldik? Yani 50 yıl önce radyasyon terapisi dışında, radiation terapi, radyasyon terapisi dışında bir ilişki bulamazdınız fizikle kanser arasında. Şimdi nereden nereye geldik? Anlatabiliyor muyum? Bakın, burada bir sürü hikaye var. Yukarıda mesela sıvı basıncı önemli. Çünkü damar çektiğin zaman çektiğin damarlardan dışarıya fışkıran sıvı, katı tümörlerin içindeki sıvı basıncını çok yükseltiyor. Örnek vereyim. Bu stiffness, bakın yay modeli de koymuş yanına. Altına modelleri de koyuyor. Bakın yayla modelliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Burada bir sürü hikaye var. Bakabilirsiniz. Bunlar hep yeni bir makale olduğu için bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve ilginç bir şekilde şunu göreceksiniz. Yunus Emre. Fizik, birinci sınıfta öğrendiğin fizik yeterli bunları anlamak için. Çok şaşırtıcı değil mi? Evet hocam. Evet, o kadar. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Söyle. Birinci sınıfta öğrendiğin şeyler yeterli. Kuantum seviyesindeki şeyler de etkili mi bu kanser yani? Hayır. Etkilemiyor Yunus Emre. Kuantum biyoloji diye bir alan var. Ondan hiç bahsetmeyeceğim ama kuantum biyolojisi iyi, ilginç bir alan. Ama kanserde şu ana kadar bir şey göremedik. Kuantum biyolojisinin en güzel örneği fotosentez. Yani fotosentez. Bakarsan fotosentez kuantum biyolojisi. Yani neden diyeceksin? Sen kuantum fiziği dersi aldın mı? Yani modern fizik aldım. Daha kuantum. Modern fizikte kuantum well diye bir şey gördün değil mi? Böyle potential well'ler var. Evet. Doğru mu? Nedir? Potential well'lerin enerji seviyeleri var. Değil mi? Bunları öğrendi. İşte pigment molekülleri de potential well'ler böyle. Tamam mı? Anlatabiliyorum değil mi? Anladım. Aralarında tünelleme olabiliyor falan. O yüzden bu kuantum mekaniği problemi çok eğlenceli. Bakabilirsin yani, fotosenteze bak. Çok güzel bir fizik problemi. Bir alan daha var. Onun için 4. sınıf kuantum mekaniği bilmeniz gerekecek. O da kuşların, örneğin bazı memeliler biliyorsun dünyanın manyetik alanını kullanarak yönlerini bulabiliyorlar. Orada spin orbit coupling diye bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok gene benim sağım olmadığı için. Yani kuantum biyolojisi evet, ama tümör büyümede klasik fizik hocam. Tamamen klasik fizik. Hiç Lagrange mangrange bile yazmana gerek yok. Tamam mı? Normal normal standart fizik yani. F eşittir MA civarında dolaşıyorsun. Tamam mı? Peki ya, şöyle bir soru hocam. Tabii ki bir bilgisi var da bununla klasik mekanik mi daha, yani bizim gördüğümüz klasik mekanik mi daha ağır, yoksa akışkanlar mekaniği tarzındaki şeyler mi biraz daha farklılık oluyor? Yani akışkanlar mekaniği ile bağlarsın. Şimdi akışkanlar mekaniğini de ben hani şey olarak söyleyeyim. Klasik mekaniğin bir parçası olarak söylüyorum şu anda. Klasik fiziğin bir parçası olarak söylüyorum. Yani gördüğün üzere bu tümörlerin, şimdi sana şöyle söyleyeyim Yunus Emre. Yani tümörlerin büyümesini biz klasik fizikle anlıyorsak 100 sene önce neredeydi insanlar? Neredeydi? Şöyle neredeydi, ben sana cevabını vereyim. Çünkü insanların bir kere biyoloji bilgisi bu kadar iyi değildi. Çok iyi anlamamıştık ne olup bittiğini. Bir sürü sebepten dolayı. Tamam mı? Demek ki bilimler arasında şöyle şeyler oluyor. Bir tanesi çok ileri gittiğinde diğeri de onun peşinden gidiyor. Tamam mı? Bu çok önemli. Ben o yüzden size bazen yeni sahalar açmak için şunu tavsiye ediyorum. Çok hızlı büyüyen alanlar var. Bu alanlara bakın, fizikçiler ne iş yapabilir? Buralara dalmaya çalışın yani, anlatabiliyor muyum?
Beni anlıyorsun. Çok klişe şeylere takılmayın. Biraz açın kendinizi. Açın, açın. Farklı şeylere bakın biraz. Tamam mı? Peki, mesela bu var. Yine bu aynı makaleden. Bakın böyle güzel şekiller çizmişler. Yine model var, aşağıda model var. Bu gördüğünüz, başta gösterdiğim bir kitaplar dizisi var ya. Mesela şu yukarıdaki, soldaki ve sağdakinde bu anlatılan modelleri anlamak için yeterli fizik bilgisi anlatılıyor. Çok alt seviyede anlatılıyor. Onu söyleyeyim, çok alt seviyede anlatılıyor. O yüzden iyi fizik dersleri aldıysanız, ben size söyleyeyim, istatistiksel mekanik olağanüstü önemli. Termodinamik olağanüstü önemli. Klasik mekanik olağanüstü önemli. Elektromanyetik olağanüstü önemli. Kuantum da çok önemli de ben hani bunları anlamak için özellikle söylüyorum. Bu dersleri iyi öğrenirseniz o zaman bunları okurken biyoloji kısmına takılırsınız. Onları da zaten hocam kuantum öğrenmiş, istatistiksel mekanik dersini almış, başarıyla geçmiş bir öğrenci için bunları halledilir yani, halledersiniz. Tamam. Peki. Bunları dedikten sonra şöyle gidelim. Geri hocam, gidelim. Hocam isterseniz sorulardan da alabiliriz. Tabii ki. Dinliyorum ben. Su içiyorum bu arada. Dinliyorum. Çok konuştum. Kusura bakma. Çok fazla konuşmuşum. Paylaştığınız görselde gördüğüm için soruyorum demiş izleyicilerimizden birisi YouTube üzerinden. Alanda ozmotik basınç kullanılıyorken fluid pressure kavramına neden ihtiyaç var? Ne farkı var? Kan damarları kan damarlarının yapısıyla alakalı. Biraz ileride anlatacağım onlarla ilgili. Kan damarlarından dışarıya doğru bir akış var. Bu kan damarın içindeki basınçla dışarısı arasında da bir basınç farkı oluyor. Bunlar tam ozmotik pressure değil. Birazcık farklılık var. O yüzden burada tanımlanan basınçla birazcık yani ozmotik pressure'dan farklı şeyler de var burada. Birazcık şöyle anlatayım, devam edeyim. Örneğin bu tümör büyümesine bakalım. Mesela ilginç bir fizik problemi mi bu derseniz, matematikçiler için de çok ilginç. Bu arada soru çok güzel. Soruyu soran arkadaşıma bravo diyorum. Bu böyle dikkat, helal olsun. Devam ediyorum, tamam mı? Şimdi bak, burada kanser hücreleri bölünüyorlar. Tamam mı? Bölündükten sonra difüzyon yavaş gelmeye başlıyor. Difüzyonun time scale'i çok önemli. Yani time scale yavaş kalıyor. Oksijen gitmiyor içeriye. İçeriye gitmeyince bizim oksijenlikten kaynaklanan hipoksiye dediğimiz bir şey var. Hipoksik tümör diye bir şey var. O zaman ne oluyor? O zaman açıkçası yani bunun için işte kan damarları gelmesi gerekiyor. Kan damarları gelince o zaman istediğini elde etmiş oluyor kanserli tümör. Ama şunu demek istiyorum. Bu mesela hipoksiya çok ilginç bir hikaye. Çünkü radyasyon terapisinde de problem çıkartıyor. Oksijen olmadığı zaman radyasyon terapisi de çok etkili olmayabiliyor. O yüzden bunlar hep böyle çok önemli problemler. Şimdi burada yani demeye çalıştığım şey basit bir fizik problemi. Yani difüzyonun yavaş bir şey olması neleri etkiliyor? Bakın sonra dediğim gibi burada bir sürü biyolojik term var. Bunların hiçbirini anlatmayacağım ama şurada önemli olan nokta şu. Bütün bunlar fiziksel bariyerler. Bakın kimya, biyoloji evet çok önemli. Ben sadece fizikçi olarak fizik kısmından bakıyorum. Siz öbür tarafların önemsiz olduğunu sakın düşünmeyin. Fiziksel bariyerler yüzünden örneğin gönderdiğiniz ilaç etkisiz kalabiliyor. Gönderdiğiniz X ışını yüksek enerjili etkisiz kalabiliyor. İmmünoterapi yapmaya çalışıyorsunuz, etkisiz kalabiliyor. Bunlar fiziksel engellerden kaynaklanıyor. Olabiliyor. Hepsinde değil, her problemi kapsamaz. Bazı problemlerde, bazı tümör tiplerinde bunlar olabiliyor, bazı hastalarda. Bunları devam ediyorum. Bunlar çok önemli değil. Örneğin işte mesela burada şöyle söyleyeyim sana. Normal damar yapısıyla anormal damar yapısı şöyle ayırt edilebilir. Bakın sağda kanserli tümörlerin damar yapılarını görüyorsunuz. Bunlar böyle çok şekilsiz gözüküyor. Bunların üzerinde küçük küçük delikler var normal. Her kan damarının üzerinde delikler vardır. Delik hortum gibi dışarı fışkırıyor sıvı. Tümör yani kanserli tümörde
Yani konveksiyon ihtiyacı çok arttığı için ne oluyor? O deliklerin boyutları çok büyüyor. Kocaman delikler oluyor. Kocaman delikler oluyor. O yüzden de içeride sıvı basıncı çok yükselebiliyor. Bu da kemoterapi ilaçlarının iletiminde problem oluyor. Mesela şunu geçen gün Twitter'da gördüm. Bu bir konfokal mikroskopla çekilmiş bir görüntü. Bu bir kanser hücresi hareket ediyor. Balık gibi gidiyor yani bir yerin içinde. Crawl ediyor yani emekleyerek bir yere doğru gidiyor. Şimdi fizikçiler şöyle çok ilginç şeyler yapabiliyor. Bu kuvvetleri ölçebiliyoruz. Fizikçiler bunları ölçebiliyor artık. Öyle aletlerimiz var. Çok hassas. Pikonewton mertebelerinde kuvvet ölçen cihazlarımız var. Öyle söyleyeyim. Çok abartmayayım. Daha uzun uzun devam edebilirim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Fizikte yani fizik 101'de yani birinci sınıf fiziğinde gördüğünüz, ikinci sınıf fiziğinde gördüğünüz şeyler biyolojide nerede kullanılıyor derseniz burada bir özet var. Aşağıda da bu ilk gösterdiğim renkli kitap var sol üstteki. Orada bulabilirsiniz bunu. Rob Phillips'in. Bakın Simple Harmonic Oscillator. Basit harmonik hareket. Bu örneğin hücre zarının hareketini modellemekte. Memelilerin hücre zarlarını çünkü sallanıyorlar. Bunları yaylarla modelleyebiliyorsunuz. Proteinlere bakarken, şimdi göstereceğim. Mesela şu. Optik cımbız diye bir şey var. Duymuşsunuzdur. Optik cımbız bir Nobel getirdi. Optik cımbız yani optik cımbızı bile anlarken altında yay fiziği var. Birinci sınıfta öğrendiğiniz yay fiziği var. Ama Nobel aldı birisi. Anlatabiliyor muyum? Bunu icat ettiği için Nobel aldı fizikte. Yanlış hatırlamıyorsam fizikte aldı. Bunlar birinci sınıfta öğrendiğiniz fiziği küçümsememeniz gerektiğini gösteriyor. Bunları iyi anlayın. Basit şeylerin problemi iyi anlamakta yatıyor. Basit şeyleri öğreniyoruz, küçümsüyoruz, anlamıyoruz derinlemesine. Halbuki basit şeyleri derinlemesine öğrenmek çok önemli. Mesela termodinamik dersi alıyoruz. Değil mi? Termodinamik inanılmaz heyecan verici bir alan. Mesela bu gördüğünüz bir bakterinin içindeki molekül sayısı. Bazen derslerde soruyor, yani bazen popüler bilim konuşmalarında soruyorlar işte insan ışınlanacak mı bir gün falan filan diye. Bakar mısınız bir tane bakterinin içindeki molekül sayısına? Işınlanma nereye yani? Anlatabiliyor muyum? Bu kadar karmaşık bir yapıdan bahsediyorsun. Burada görmeniz gereken şey örneğin bir hücre çok kalabalık bir ortam. Çok kalabalık bir ortam olduğu için burada entropik kuvvetler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim entropik kuvvetler dediğim şeyler oluyor. Molekül arasında bir takım çekim kuvvetleri oluyor. Yine entropi kavramını iyi anlayan birisinin anlayabileceği, açıklayabileceği şekilde. Bunlar önemli problemler. Şimdi burada nefes almadan önce şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam mı? Bakın siz birinci sınıfta fizik derslerini öğrenirken ne öğreniyorsunuz? Kuvvet, F eşittir. O kuvvetin mertebesi nedir? Newtonlar, kilonewtonlar mertebesidir. Araba kazası yaptığında kemiğini kıran kuvvet kilonewton mertebelerindedir. Anlatabiliyor muyum? Yolda yürürken yere uyguladığın kuvvet newtonlar mertebesindedir. Hücre biyolojisinde mertebeler pikonewton mertebelerine düşüyor. Mesafeler nanometre mertebelerine düşüyor. Bu protein fiziğine doğru düştükçe. Anlatabiliyor muyum? Şunu demek istiyorum. Bu çok güzel bir örnek olduğu için hep gösteriyorum. Şuraya bakarsanız bu bir protein vesicle diye bir şey taşıyor mikrotübülün üzerinde. Tamam mı? Bakın bu her bir adımı nanometre mertebelerinde pikonewton mertebelerinde kuvvetler uygulanıyor. Burada bunları fizikçiler ölçebiliyor ve yapılan iş mesela iş öğreniyoruz ya iş enerji öğreniyorsun değil mi Yunan'da iş diye bir şey öğrendin mi kuvvet çarpı uzak mesafe evet. Doğru mu? Ya evet. Onun birimi ne mesela? Newton metre değil mi? Newton metre. Evet. Tamam şimdi mesela bana doçentlikte sormuştu bir hocamız torkun da Newton metre nasıl oluyor bu? Bak bir tanesi skalar bir tanesi vektör. Böyle bir soru gelmiş. Neyse ben şimdi sormayayım o soruları size de. Şunu demek istiyorum. Bakın biyolojide de iş tanımlayabilirsiniz. Yapılan iş yapıyor bir takım şeyler. Enerji var. Bir enerji bir formdan başka forma dönüşüyor. Ve burada örneğin çok basit bir örnek gösterdim. Buradaki
gördüğün Newton metreni piko Newton nanometre, yani piko Newton metreninde kuvvetler, nanometre mertebinde displacement, yer değiştirmelerden bahsediyoruz. Hücre biyolojisinde enerji mertebesi 0.25 elektron volt oda sıcaklığı olduğu için. Boltzmann sabiti çarpı oda sıcaklığı Kelvin. Şimdi ama radyasyon onkolojisine gidersen, bir fizikçi ki fiziğin kanserli hastalıklarla ilk ilişkisi budur, tedavi etmeye çalışıyorsun. Yüksek enerjili X ışınları gönderiyorsun. İşte orada da enerjiler elektron volt, hidrojen iyonizasyon enerjisi, elektronu koparmak için 13.6 elektron voltluk bir enerji gerekiyor. Bu da radyasyon onkolojisindeki enerji mertebesi. Önemli enerjidir. Bunun üzerindeki her enerji insan olduğu için tehlikeli oluyor. İyonize radyasyondur hidrojenden dolayı. Bunun altında şey oluyor, söyleyiver. İyonize olmayan radyasyon oluyor. Cep telefonu örneğin iyonize olmayan radyasyon yayıyor. Mikrodalga fırın iyonize olmayan radyasyon yayıyor. Diyorum. Çok konuştuğum için özür diliyorum. Daha uzun uzun devam edebilirim. Burada bir yaklaşık 15 bin şey daha var ama duracağım çünkü kafanız şişti. Dinliyorum. Yok hocam. Aslında sormak istediğimiz sorular var. Onlardan da devam edebiliriz. Mesela siz slaytlar arasında bahsetmiştiniz bir videodan. Orada şey demiştiniz. Konfogal mikroskoptan bahsettiniz. Doğru not aldıysam şu an biraz karmış. Onu biraz açıklayabilir misiniz? Hani normal mikroskoptan farkı ne? Şimdi mikroskopa nedir diye gireceğiz şimdi. Tamam, bir dakika şimdi. Şöyle düşünelim. Şimdi normal mikroskopun nasıl çalıştığını biliyorsun değil mi? Ne yapman lazım? Işığı geçiren bir şey olması lazım. İçinden ışık geçiriyorsun, bakıyorsun. Bunda hemfikiriz değil mi? Bunda bir problem yok. Değil mi? Şimdi burada konfokal mikroskobun problemi, yani güzel tarafı, yani çok küçük bir miktar ışığı çok minik bir derinliğe odaklıyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden konfokal mikroskobun çözünürlüğü çok yüksektir ama derinlik çözünürlüğü çok düşüktür. Çok derini göremezsin. Mesela bir hücreyi yani mikronlar diyelim ki 100 mikrometre çözünürlük derinliği var. Uyduruyorum, bu mertebeler doğru olmak zorunda değil. Ben hani mertebe olarak söylüyorum sana. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun problemi örnek olarak. Evet, yani konfokal mikroskopun problemi çok fokus ettiğin için bir yere o zaman şey yapıyorsun, çok derine gönderemiyorsun. Çünkü ışık saçıldığı için saçılma mikroskopun görüntüsünü bozan bir şey, optik saçılma. O bir problem olarak dışarı çıkıyor. Ama şöyle söyleyeyim sana, o kadar çok mikroskop var ki, o kadar farklı mikroskoplar var ki yani... Ama benim en sevdiğim soruyu sana söyleyeyim. Hani fizikle hemen bağlantı kuralım. Oradasın değil mi? Dur bir dakika. Şöyle Zeynep, sana bir şey sorayım. Hazırsan. Tamam mı? Fotokopi makinesi. Çok görmedim. O kadar hazır olmayabilirim. Yok ya, hepinize soruyorum. Herkese soruyorum. Fotokopi makinesi var. Fotokopi makinesi. Üstüne Zeynep adını yazdın. Koydun. Büyüttün. 4x büyüttün. Problem yok. Değil mi? Büyütebiliyorsun. Tamam. Evet. Büyüttüğünü koy, tekrar 4x büyüt. Tekrar koy, 4x büyüt. Atom görebilir hocam, misin? Hocam sesinizi alamadım. Neyi değiştirip 4x büyüttüm? Tamam. Hiç herkese soruyorum. Sadece sana sormuyorum. Herkese sor. YouTube'daki herkese soruyorum. Tamam. Çiziyorsun üzerine. Bir şey yaz. Önemli değil. Sen kurşun kalemde bir şey yazdın. Tamam mı? Onu büyüttün. Tekrar büyüttün. Büyüttüğünü tekrar koydun, tekrar büyüttün. Atom görebilir misin diye soruyorum. Teoride evet ama sanırım göremeyeceğim. Evet, göremiyorsun. Neden göremiyorsun? Modern fizik dersinde öğreniyorsunuz bunları bu arada. Modern fizik de değil, optikte öğreniyor olmanız lazım, optik dersinde. Şimdi cevabı söylemiyorum size şu anda. Bu, yani bunu ben böyle sorduğumda Zeynep gayet doğal, yani bir an düşünmen gerekecek. Gayet doğal, tamam mı? Ama düşünün, cevabı söylemiyorum, tamam mı?
Yani şöyle olabilir. Yarın bir gün birisi Yunus Emre gelir fotokopi makinesiyle atomları gördüğünü iddia eder. Tamam mı? Sen fizik bilmiyorsan yani sonuçta kafan karışabilir. Benim de kafam karışmıştı ilk bu bana sorulduğunda. O zaman optikten çok anlamadığım için gayet doğal. Anlatabiliyor muyum? O yüzden demek istediğim bunu herkese sormuş oluyorum. Bunu kalsın öyle. Bakalım görebiliyor musunuz? Ama eminim YouTube'da cevap veren vardır şimdi birisi yazar. Tamam. Devam ediyoruz. Bir soru daha var. Yine Ha, o söyle soruyu bana. soralım istersen. Ondan sonra YouTube'dan gelen bir soru. Yine Lord Taşank sormuş. Şimdi mühendislik yaklaşımıyla fizik yaklaşım arasında ne tarz farklar var? Örneğin makine mühendisliğinde verilen dinamik, termodinamik gibi dersler ile fizik bölümündeki verilenleri karşılaştırabilir misiniz? Bakış açısı farkı nedir? Şimdi ben makinede hiç almadım ders makine. O yüzden benim makine mühendisliği ilgili yorum yapmam zor. Ama şuna cevap vereceğim sana. Şöyle cevap vereceğim. Hocası önemli. Hangi hocanın dersi verdiği önemli. Bölümden ziyade o hocanın uzmanlığı neyse oraya bir şeyler katıyordur eminim. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi termodinamik diye bir dersini makinede veren bir hoca da eminim bayağı güzel şeyler anlatıyordur. Ama fizik bölümünde veren birisi yani kendi araştırmalarıyla ilgili bağlantılar koyduğu zaman en azından fizik bölümündeki öğrenci için ilginç hale getirilebilir diye düşünüyorum. Ama inan ki bilmiyorum. Ya yani ben neden de bilmediğimi söyleyeyim. Ben mühendislikten ders almadığım için bilmiyorum. Olur mu? Onun için. Hem bu soru biraz mühendislik fizikçi bakış açısı arasındaki farklarla alakalı bir soru biraz. Ondan sormak istedim. Teşekkür ederiz hocam. Tamam, ben ona yorum yapmasam olur değil mi? Yarım yapmayayım Yunus Yok hocam. Emre. Hocam siz Evet. bahsettikten sonra kontrol ettim ben hani fizikçiler neden biyoloji dersi almıyorlar diye. Biz almıyoruz ama Öyle mi? bilgisayar mühendisleri alıyorlarmış ilk dönemlerinde. Aa, o çok Biyoloji iyi. alıyorlar. Çok güzel Ama Zeynep ya. diğer mühendisliklerde yok sanırım. Hani bir tek bilgisayarı özel makinede göremedim aynı şeyi Şimdi derste. ben size bir şey tavsiye edeyim. Birincisi fizikçiler için yazılımın mutlaka zorunlu olması lazım. Birinci sınıfta bir ders olması lazım. Kodlama dersi. Bir de biyoloji dersi ben olsam zorunlu olmasını isterdim. Ama tabii bizim Boğaziçi'nde bile yok. Bunun da en büyük sebebi de öğrenciler direnç gösteriyorlar. Yani öğrenciler hani bir sürü öğrenci çünkü biyoloji öğrenmek istemiyor yani. Biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum değil mi Zeynep? Öyle. İstemiyor öğrenciler. Ama bir noktada bizim modern fizik bölümlerinde biyoloji ve özellikle kodlama derslerinin zorunlu hale gelmesi artık kaçınılmaz oldu. Bana sorarsanız. Benim kişisel fikrim. Hatta belki bir iki tane biyoloji dersi, bir iki kodlama dersi koymak lazım. Yani ders programına. Başka soru varsa dinleyebilirim. Hocam sorularımız var. Aslında şeyden bahsetmiştiniz. Ben onu da sormak istiyorum. Oraya sıkıştırayım hemen. Konuşmaya başlamadan önce ODTÜ Fizik Topluluğundan bahsetmiştiniz. Hani siz mezun olduğunuz zamanlarda. Topluluğun üyesi miydiniz? Ya da kurucularından mıydınız? Ya Biraz ben kurucu bahseder misiniz o dönemden? değildim. İşte Atakan Hoca anlattı geçen hafta. Yani ben bir gün ayrıca ODTÜ maceralarımızı anlatalım. Atakan Hoca ben kalanlarla oturup konuşuruz. Yani kurucu üye değildim. Bir şekilde etkinliklere katılmışımdır ama çok faal değildim yani. Ben o sırada başka bir dünyada yaşıyordum, size o kadar da söyleyeyim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Merak etmiştim. Yani çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum yani bunu devam ettirdiğiniz için. Hatta son yıllarda herhalde daha da heyecanla yapılıyor. O yüzden çok güzel bir şey. Teşekkür ederim hocam. Sizinle gelmeniz bizi çok mutlu etti. Ben daha çok mutlu oldum. Hayır biz falan diyormuşum. Şimdi küçük bir şey daha göstereyim mi burada? Şurada mesela siz sorulara bakarken ben tabii burada mesela burada bir takım ölçekler var. Mesela büyüklük ölçeklerine bakın.
Bakın nanometreler mertebesi, mikrometreler mertebesi. Mesela bir ışık mikroskobuyla normal bir hücre görebiliyorsunuz. Bu bir hücre büyüklüğü aşağı yukarı mikronlar mertebesi, mikrometreler mertebesinde. Mesela bir bakteri ilk olay bu hani kolibasili dediğimiz gıda zehirlenmesine sebep olan arkadaş da yaklaşık bu mertebelerde. Su molekülü nerelerde görüyorsunuz solda. Aşağıya bakarsanız da zaman ölçeklerine bakıyorsunuz. Bakın biyolojide de ölçekler arasında büyük farklılıklar var. Mesela bakın bu proteinleri anlama olayı çok önemli. Çünkü proteinlerin davranışındaki aksaklıklar hastalıklara yol açıyor. Yani şu anda bir örnek vereyim. YouTube'da bir var mı bir ismi? Ben bir şey soracağım. Şöyle soracağım. Şu anda terleyen var mı aramızda? Terleyen var mı? YouTube'da birisi terledim diyebilir. Trolleyebilir. Trollemek serbest. Hiç problem yok. Ben zaten görmüyorum şu anda. Tamam mı? Trollemek, beni trollemek serbest. Ben rahatsız olmuyorum. Tamam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda eğer terliyorsanız beyin aslında bu terleme olayını şöyle yapıyor. Aslında beyin vücudumuzda sıcaklığa hassas bazı proteinler var, reseptörler var. Bu proteinlerin yapıları sıcaklık değişince üzerindeki yüklerin dağılımı değiştiği için böyle katlanmalar, açılmalar oluyor. Tamam, bu da çok genel olarak söylüyorum. Beyin de bu proteinlere bakaraktan sıcaklık arttığında terle, arkadaşım sıcaklığı düşürmemiz gerekiyordu emri veriyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Üşüdüğünde de sıcaklığı arttırmaya çalışıyor. Tamam, bu proteinler sıcaklık ölçüyor. Sıcaklığa duyarlı. Ama fizik 201 bilgisi, yani fizik 106, sizde fizik 106 veya hani ikinci sınıfta elektrik yüklerini öğreniyorsunuz ya. O yük dağılımları değişiyor aslında proteinlerin üzerinde. O da onların yapısal şekillerini değiştiriyor. Şimdi çok güzel bir şey var. Mesela acı biber yediğinizde de terliyorsunuz. Acı biber içindeki bir kimyasal çünkü o proteini yanıltıyor. Protein yanılınca beyin de yanılıyor. O yüzden acı biber yediğinizde terliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bunları hep aynı geyikleri klişe olduğu için tekrar söylemek istemiyorum. Ama aynı proteine bakıyorsun. Depresyon tedavisinde de bazen hedefleniyor. İlaçlar dizayn ediliyor. Anlatabiliyor. Depresyonda da bazen rolü olduğu düşünülüyor. Ona yönelik işler yapılıyor. O yüzden bir sürü fizikçi protein fiziğine bakıyor. Bir sürü kimya mühendisi bu proteinin açılıp katlanmalarını modelliyor. Hatta geçenlerde bir makine öğrenmesi algoritması bu protein katlanmalarını falan çok güzel açıklamış ya. Böyle bir şeyler çıktı. Bunlar önemli. Başka ilginç bir şey göstereyim size. Evet, bu işte dediğim gibi bakın bu zaman skaları. Yine bu gösterdiğim şu kitaptan bu. 28, bir dakika buraya geri geleceğim. Şu kitap, bu sağ sol üstteki kitapta bu skala. Ha pardon, bir de şu çok önemli bir kitap. Bu onu koymamışım. O da şu. Şöyle bir kitap var. Onu size söylemek istiyorum. Ücretsiz web sitesi de var. Muhteşem bir kaynak. Cell Biology in Numbers diye geçiyor adı. Kitabı ücretsiz de indirebilirsiniz. Bir tane web sitesi var. Cell Biology in Numbers diye geçiyor. Evet, by the Numbers. Web sitesi de var galiba bunun. Yanlış hatırlamıyorsam. By the Numbers. Cell Biology by the Numbers. Bunun web sitesine girip böyle bir takım bu ölçekleri de öğrenebilirsiniz. Bunlar önemli. Yani işte burada bir takım ölçekler var. Görüyorsunuz. Evet. Bunlara sonra zamanımız olsaydı uzun uzun tartışabilirdik. Ama yüksek enerji, bir şey, küçük bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Sonra da sizi artık tutmayacağım daha fazla. Şimdi ben mesela İzmir'e neden geldim? Çünkü benim babamın bir beyin damarlarından bir tanesine pıhtı gitti. Bizim doktorların inme dediği bir şey oldu. Tamam mı? Şimdi bunun fizikle ne alakası var derseniz, kan Newtonian olmayan bir akışkan. Viskozitesi sabit değil. Şimdi benim babam normalde kanın viskozitesini değiştirmek için, çünkü kalbinde bir arıza olduğu için kalbin akışkanlığını arttırması gerekiyor. İlaç kullanıyor. İlacı aşırı kullanırsa beyin kanaması yapar. Az kullanırsa da damar tıkanıyor. 25 yıldır kullanıyor. Şimdi bakın burada örnek göstereyim mesela. Gösterdim. Görüyorsunuz değil mi makaleyi şu anda? Tamam. Bakın
Burada aspirine bakmışlar. Solda bu warfarin dediğin bir ilaç var. Adı şimdi önemli değil Türkçesi ama bu ilaçtan kullanıyor. Viskositeyi değiştirmek için kullanıyor aslında. Ben babama onu kan viskositesini değiştirmeye çalıştığını söyleyince babam ne diyorsun sen? Git bakayım buradan falan diyor bana ama aslında onu yapmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve biz bunları anladığımız zaman bu arada babamın sağlığı iyi, bir şey yok. Hatta şimdi görmeye gideceğim. Getirdik bugün. Ama bakın fizik o kadar önemli ki sağlık sektöründe. Nedenini de söyleyeyim. Yani şu örneğe bakarak söyleyeyim. Yani bunların modellenmesi, bir pıhtı attığında bir pıhtının nereye gidebileceğini öngörmek bir hastada. Bu her hastada farklı olacaktır. Yani bunlar önemli problemler haline geliyor. Felç geçirecek misin, inme geçirecek misin? Bunu modelleyen insanlar da var. Çünkü o zaman Navier-Stokes denklemleri var. Bakın Navier-Stokes denklemlerini duymuşsunuzdur. Navier-Stokes denklemlerini gene bu kitaptan bakmanızı tavsiye ediyorum. Şu üstte soldakinde bayağı güzel anlatır Navier-Stokes denklemlerini. Sağdakinde de anlatıyor. Bunlar insanlar... Unutmayın birçok fizikçi bu modelleme bilgileri sayesinde ilaç sektöründe iş buluyorlar. İlaç sektöründe çalışıyorlar. Çünkü ilaç tasarlayacak insanların bunların modellemesine ihtiyaçları var. Ve fizik bilmeleri gerekiyor bunu modelleyecek insanlar. Sadece mühendislikte olmuyor bu işler maalesef. Tamam. Peki. Aspirin mesela duyarsınız aspirin içmek her gün aspirin içince işte kolesterole şu oluyor bilmem ne oluyor falan filan işte böyle şeyleri tartışmışlar. Yüksek enerji fiziğinin sağlık sektöründe ne önemi var derseniz proton terapi diye bir şey var. Belki günün birinde de bunu anlatırım size. Bu da çok ilginç bir sağ. Yüksek enerji fizikçiler için önemli. Bu protonla karbon iyonu kullanarak kanserli tümörleri bombardımanla uğratmanız mümkün. Mesela şuna bakın. Bunu ayrıca anlatayım. It differs from conventional X-ray therapy mainly in that it hits the tumor very precisely and protects the surrounding tissue as much as possible. Bu proton veya karbon iyonu gönderdiğinizde tümörün üzerine böyle tam isabet atabiliyorsunuz yüksek enerjili protonları. Mega EV'lere çıkıyorsunuz. 50 mega EV ile 300 mega EV proton için söyleyeyim. Enerjiye çıkmanız gerekiyor. Enerjiyle derinlik arasında bir ilişki var. Hangi derinliğe gidecekseniz enerjiyi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bunlar çığır açtı sağlık sektöründe. Yani fizikçiler sayesinde çığır açıldı. Mesela bakın şurada bu Japonya'da benim gittiğim yerdeki sinkrotron hızlandırıcı. Bu bir sinkrotron hızlandırıcı. Gene fizik 201'de siklotron, sinkrotron öğreniyorsunuz. Bazılarınız parçacık fiziği çalışıyor. Bunları bilirsiniz. Şimdi bunlar burada yapılmaya çalışılan şey bunları oda küçüklüğüne yani küçültebilmeye çalışıyor. Japonlar özellikle küçültmeye çalışıyorlar. Böyle sistemler var. Son bir şey daha söyleyeyim. Yani bunların vatana millete ne faydası var derseniz bu tür fizikçilerin bulduğu teknolojiler sayesinde o kadar çok insanın hayatı kurtuluyor ki inanamazsınız yani. İnanamazsınız. Ve bunları farkında olmak lazım. Hocam teşekkür ederiz anlatmanız için. Ayrıca babanızı da çok gitmiş olsun dediklerimizi iletirsiniz. Ha yok ben iyi merak etmeyin. İyi olmazsa söylemezdim. İyi zaten canavar gibi. Yani problem yok merak etmeyin. Ama tamam. Yunus Emre ya ben de tabii manyağım ya. İlk aklıma gelen bu ilaç nasıl çalışıyor? Mekanizması nedir? Neden azalınca atıyor pıhtı falan filan? Çok alınca kanama oluyor falan. Bunlar hep gene fizik problemi Yunus Emre. Tamam mı? Tamam burada sanırım bilim insanı bunun artık laneti mi denir yoksa şevki mi? Lanet lanet. Yok lanet değil ya. Çok keyifli bir şey. Yunus Emre bunları düşünmezsen... Merak etmeye devam ediyoruz aslında. Zeynep çok haklısın. Çünkü bunları düşünmezsen, merak etmezsen kim çözüm bulacak bu hastalıklara? Evet. Ama söyler misin? Kim bulacak hastalıklara çözüm? Yani kim bulabilir ki? Yine fizikçiler bulacak, mühendisler bulacak. Yani biz yani bu tür sorunlara... o yüzden şöyle düşünün. Türkiye'de ölümlerin önemli bir kısmı ikinci veya üçüncü sırada felç var. Unutmayın. Birinci sırada kalp hastalıkları var. Kanser ve felç inme. Üçüncü sırada veya ikinci sırada. Okey. Şöyle bir soru gelmiş. Şöyle
Hocam bir biyolog olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Sistem biyolojisinin sentetik biyolojinin güncel durumunu düşünürsek hücre içindeki etkileşimleri analiz eden programların kapasiteleri ve yakın gelecekteki durumlar hakkındaki şey düşünceniz nedir? Yani ne kadar ilerleyebilirler? Ne kadar şey olabilirler? Yani şöyle söyleyeyim, çok bildiğim bir saha değil ama çok karmaşık bir alan. Yani kolay bir iş değil. Model olarak yani şöyle söyleyeyim, çok bildiğim bir alan olmadığı için yorum yapmayayım ama eğer bana e-mail atarsan beraber konuşuruz. Benim e-mail adresim burcu.unlu@gmail.com. Makale gönderirim, sen bana gönderirsin. Beraber konuşabiliriz sonrasında, olur mu? Çok kesin bir yorum yapmayayım uzman olmadığım bir konuda. Şu an şeyden bakıyorum. Tekrardan şu an YouTube yorumlara bakıyorum. Yani sola da yine şeyinde sorduğum için yeni bir... Tamam, hiç önemli değil. Şöyle bir soru gelmiş, biraz ne bileyim popüler bilim tarzında. Onu da sorup bitirelim isterseniz. Tamam. Alternatif yaşam formlarını fiziksel deneylerle denemeye çalışan bir alan veya çalışma alanı var mı hocam? Ya hocam ben bunun açısı şöyle andım. Belki arkadaşlar böyle bir şey demek istemiştir. Ha, bildiğimiz bütün canlı türlere karbon bazlı. Yani karbon bazlı diyebiliriz. Azot bazlı bir şey olabilir mi? Veya ne bileyim başka bir bu tarz bir şey olabilir mi? Yani. Onun fizikçi açısından astrobiyoloji ilginç bir alan Yiğit. Astrobiyoloji. Yani biliyorsun astrobiyolojiye bakabilirsin. Astrobiyolojide yani çok çok acayip insanlar var çalışan. Fizik kökenliler de var. Genelde fizik kökenliler çalışıyorlar birazcık. Kimya kökenliler var, biyoloji kökenliler var. Çok çok güzel bir saha. Yani şöyle şeyler var. Ben şunu ilginç buluyorum. Örneğin hani Yiğit, yani mesela Mars'ta hayat, yani Mars'a gitmeye çalışıyor ülkeler, değil mi? Nasıl Mars'a ülkeler gitmeye çalışıyor. Mars'ta ne tür tehlikelerle karşılaşacak insanlar? Mesela burada ki en önemli tehlikelerden bir tanesi iyonize radyasyon. Yani bu mesela bir problem. Fizikçilerin baktığı bir problem. Nasıl engellenecek bu? Nasıl zarar verecek? Anlatabiliyor muyum? Radyasyon fiziği diye bir alan var. Radyasyon biyolojisi diye bir alan var. Radyasyon biyolojisi. O radyasyon biyolojisinde farklı bir uzmanlık gerektiriyor ama. Ama senin sonra direkt cevap astrobiyoloji dışında bir şey gelmiyor şu anda benim aklıma. O yüzden o kadar cevap verebilirim. Ama sen değişik bir alan kurabilirsin. Hiç kendine güveneceksin. Teşekkürler hocam. Benim de sormak istediğim bir soru var aslında. Ama bu popüler bilimden bahsettiğimizde şey oldu, aklıma geldi. Bilim kurguda ya da popüler bilimde bilimden uzaklaşılması sizi rahatsız ediyor mu? Mesela evet, bir film izlerken ve bilim kurguda hata olduğu zaman, fizikle uyuşmadığı zaman bu hani sizi rahatsız ediyor mu? Zeynep, ben hayal gücünün muhteşem bir şey olduğunu düşünüyorum. Beni rahatsız etmiyor açıkçası. Yani şöyle oluyor. Bırakalım insanlar sallasınlar filmlerde istedikleri kadar. Ama makale yazarken sallayamazsın sonuçta. O yüzden şöyle oluyor. Yani dikkat edersen bilim kurgu filmleri arasında en iyileri en gerçekçi olanlar oluyor. İnsanlar çok güzel izliyorlar. Gerçekçi olduklarını düşündükleri programlara. Şöyle bir şey örnek vereyim sana. Şöyle bir bağlantı. Bilim programını mesela işte Carl Sagan'ın Kozmos'unu bir tane şarkıcıya, Justin Bieber'a sundursan izlenir mi? Hayır. İzlenmez. İzlenmez. Bu çok önemli bir şey. Sen bilim insanları kendi konularında konuştukları zaman daha ilginç, yani mesela yani beni anlıyorsun. Çok daha insanlar onu gönül rahatlığıyla izliyorlar, dinliyorlar. Bir bilim kurgu filmini de eğer hani işte bu Interstellar'da oldu ya, Kip Thorne danışmanlığı yaptı dendi. İşte o Kip Thorne yaptı danışmanlığını falan. Hatta biliyorsun Kip Thorne bir tane kitap yazdı. O kitap basıldı. The Physics of, yanlış anlamıyorsa Interstellar diye geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çevrildi galiba. Gördüğümü hatırlıyorum. Evet. Yani bu o filmlerin kıymetini arttıran şeyler.
Çünkü neden? İnandırıcı olmak çok önemli bir şey. İnsanların ciddi alıp izlemesi için. Yani bu dediğim gibi Kozmos'u Justin Bieber ve de bilmiyorum işte Türkiye'de kim olsun birisi sunsa ne kadar ciddi alınır anlatabiliyor muyum? Öyle düşün. Ona, onun için onu bir fizikçiye sunduruyorlar. O yüzden öyle oluyor. Çok mantıklı bir şey söyledim mi bilmiyorum ama. Yok hayır. Mesela ben sizinle bunu konuşmadan önce tam tersini düşünüyordum. Bana rahatsız edici geliyordu. Çünkü mesela en basitinden bir korku filmini bile başına yazıyorlar. İşte gerçek hikayelerden esinlenilmiştir falan evet. diye. Ama bir bilim kurgu filminde bu kısım aslında yok. Web teknoloji yok. Işınlanamıyoruz henüz falan demiyorlar. Bunu dememesi beni rahatsız ediyordu çoğu zaman. Ama farklı bir bakış açısı kazanmış oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni rahatsız etmiyor ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'de de aynı problemimiz var. Yani bilim insanlarından danışmanlık alma konusunda sıkıntılar var. O yüzden öyle bir problemimiz var. Filmler çekilirken de bilim insanlarından danışmanlık alma konusunda sıkıntılar var. Belgesel çekilirken de sıkıntılar olabiliyor. Yani işin ehli olmayan insanlar yazıyor senaryoyu. O zaman çok fena çuvallamalar olabiliyor. Son soruyu sormuş olmak istedim benden. Yayını bitirmeden önce sormuş olmak istedim. Teşekkür ederim hocam cevap verdiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Biz de çok keyif aldık sizinle böyle birebir konuşuyor olmaktan. Ben yine bir önce şöyle bir sorayım. Pardon Zeynep. Yunus Emre ha. Çok hiç pardon. Yunus Emre. Şey hocam size şey müsait olduğunuz zaman şeyde kullandığınız kaynaklar çok soruluyor çünkü eğer hatırlayabilirsiniz yine buraya ekleyebiliriz YouTube yorumuna sabitleyebiliriz. Hangisini soruyorlar? Ne düşünüyorsun için? Tabii. Yalan kitapları vesaire. Ben gideyim tekrar göstereyim. Eğer yayındaysan o kitapları hepsini bulayım bir dakika. Kitapları hala yayındayız. Şey de yapabiliriz hocam. Yayından sonra da ekleyebiliriz. Ya da Instagram hesabımız da var. Mutlu Fizik Topluluğu olarak. Oradan da paylaşabiliriz. Tabii. Ben bunu size screenshot olarak gönderirim. Sen oraya koyarsınız. Olur mu? Bunlar çok güzel kitaplar. Olur hocam. Onu da yapabiliriz yine dediğim gibi. Tabii bir de çok fazla biyoloji... Küçük bir şey söyleyeyim burada. Bir uyarıda bulunayım. Çok fazla biyolojik fizik diyorum. Bakın biyofizik demiyorum. Biyolojik fizik diyorum özellikle. Biyofizik beni böyle şey yapıyor. Rahatsız ediyor. Biyolojik fizik diyorum. Espriyle karışık söyledim bu arada onu da. Şunu demek istiyorum. Çok fazla kitap var. Ve bu kitapların her birini açtığınız her biri birbirinden farklı olduğunu göreceksiniz. Çok kocaman bir saha çünkü. Çok büyük bir saha. O yüzden ben sizi şu üstteki sağdaki yani Philip Nelson'ın kitabıyla başlayın. Sonra onun sonundakiyle devam edin derim. Tamam mı? Yani Philip Nelson'ın kitabını öğrenci versiyonu var bir tane. İnternette PDF'ini bulabilirsiniz. Ona hemen yani zaten adamcağız onu okunsun diye paylaşmış. Bulabilirsiniz. İlk iki chapter'ını okuyunca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Keyifli bir kitap okuması. Soldaki biraz daha ağır oluyor. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Tamam. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere hocam. Yayını şimdi bitirelim. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar herkese. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.